Manşete hoş geldiniz. Herkesin aklında aynı soru. Cibimizdeki cihaz patlar mı? Risk var mı? Güvende miyiz? Lübnan'da yaşananlar dünyayı şoke etti. İnsanlar şokta. Batı basınında da, ilk sırada manşetlerde, BBC'de, CNN'de ve diğer bütün kanallarda, ilk sırada bu soru var. Lübnan'da yaşananlar, insanların cebindeki çağrı cihazının patlaması ve en az 9 kişinin biri çocuk ölmesi, 3000 kadar insanın da yaralanması. Cebimizdeki cihaz patlar mı? Akıllardaki soru bu. Herkesi şoke etti. Türkiye'de de bu soruluyor. Ulaştırma Bakanı açıklama yapmak durumunda kalıyor filan. Halbuki Türkiye'de çağrı cihazı var mı bilmiyorum. Çağrı cihazı ki resimdekine benzer bir çağrı cihazı bende vardı. 90'ların ilk yarısında. Cep telefonundan önce çağrı cihazı girdi ve çağrı cihazını çok kısa kullandık basit bir şey basit bir düzenek. Yani ya bir çağrı merkezi aracılığıyla mesaj gönderiyorsunuz ya da işte telefondan evinizdeki kablolu telefondan mesaj gönderiyorsunuz, yazdırıyorsunuz falan. o zaman internet üzerinden şeyler de çıkmıştı. Mesaj atma falan, çağrı cihazına mesaj atma programları da çıkmıştı böyle bir şey. Mesaj yazıyor. bildiğiniz SMS ama tek taraflı. Yani tek taraflı bir mesaj yazıyorsunuz. O kişi mesajı alıyor. Ondan sonra onun ya gereğini yapıyor ya da işte beni ara diyorsanız gidiyor bir ankisörlü telefon buluyor ya da evindeki telefondan kişiyi arıyor. Cep telefonu yokken kullanılan bir şeydi Türkiye'de. Sonrasında kalktı. Kendiliğinden kalktı. Cep telefonları girdi. Türkiye'de kullanılıyor mu bilmiyorum. Kullanıldığını da zannetmiyorum. Haliyle öncelikle çağrı cihazı kullanmayan ülkelerde ki çoğu ülkede yok. Bu e, bir soru değil. Fakat tabii cep telefonlar için aynı şey mümkün olabilir mi? Çünkü çağrı cihazına bunu yapan cep telefonlarına da yapar. Çünkü o çok daha gelişmiş bir teknolojiyle ve benzer yazılımlarla falan kullanılan bir cihaz. Akıllardaki soru bu. Akla bunu getirmesi doğal. Peki Lübnan'da neden böyle oldu? Belli ki işte Hizbullah ve Hizbullah üyelerinin ağırlıklı olarak kullandığı çağrı cihazlar gerçi İran'ın elçisi de yaralanmış. Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına dönük bir saldırı planlandığı, bir siber saldırı planlandığı net, netlik kazandı. Belli ki bir takım örgütler gizlilik amacıyla bu tür cihazları kendi üyelerine dağıtıp mesajlaşma veya bir takım sevk ve idare etmek için kullanıyorlar. Yani bu örgütlerin kullandığı belki bir gizli ya da kapalı iletişim aracı. Fakat soru orta yerde duruyor. Hepimizin cebinde telefonlar var hem de birkaç tane duruma göre benzer cihazlar var. Ve bunlar uzaktan kumandayla bir yazılım yüklenerek, hacklenerek neyse patlatılabilir mi? Bizim açımızdan bir güvenlik riski oluşturabilir mi? Düşman devletler bunu kullanıp sivillere yönelik, yönelik kitlesel saldırılar gerçekleştirebilir mi? Yepyeni bir soru dünyanın gündeminde. Onun için herkesin aklında aynı soru var. Onun için bugün Lübnan, Hizbullah, İsrail bundan bağımsız olarak dünya medyası da bu sorunun cevabını arıyor. Çok rahatsız edici görüntüler. Birkaç kere ekrana getirip üzerinde durmayacağım. İşte dün öğleden sonra Lübnan'da görüntüler çok rahatsız edici. Bir kişi işte cebindeki çağrı cihazını çıkarıyor. Tam mesaja bakacağı sırada patlıyor. Ve bu bir markette oluyor. Bu bir markette olduğu için, bir pazarda olduğu için e tüm siviller açısından sadece o mesaja bakan kişi açısından değil tüm siviller açısından rahatsız edici ve risk oluşturan bir konu. Ve bir terör. Bunun adı terördür. Amacı ne olursa olsun hangi motivasyonla hareket ederse etsin sivillere yönelik böyle bir saldırıyı planlamak, gerçekleştirmek, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açmak her ne kadar hedef kitleniz bir örgüt dahi olsa bir markette patlıyor görüyorsunuz ve çevrede siviller var. O kişi bir örgüt üyesi olabilir ama çevresindeki insanlar da zarar görüyor, yaralanıyor. Terördür. Yüzde yüz terördür. Kelimenin tam anlamıyla terördür. Bunu kim yaparsa o teröre imza atmıştır. Devlet, istihbarat örgütü veya bir terör örgütü veya bir örgüt fark etmiyor. Bu net bu biçimde. Cebimizdeki cihaz patlar mı? Herkesin aklındaki soru bu. Hizbullah çağrı cihazıyla vuruldu diye gazetelerde haber oldu ve bunun e, doğal e, tetikleyicisi veya faili İsrail olarak gösterildi. İsrail'den bir açıklama yok. İsrail zaten bu konularda herhangi bir açıklama yapmıyor. Ve işte patlayan cihazlardan birinin üzerindeki kodlardan veya işte seri numarasından da böyle bir cihaz oldu ortaya çıkıyor. Bunun da menşei Tayvan. Tayvan'da açıklama yaptı. İşte bizim taşıyıcı bir başka şirket veya işte biz e, bu cihazı aldılar veya işte yüklediler falan. Yani biz tamam biz ürettik ama ondan sonra bizden çıktı bir şekilde alan, sevk eden, yazılım yükleyen filan falan neyse. Arada başka şeyler var. Bizim bir sorumluluğumuz yoktur dedi. Evet. Büyük bir soru işareti. Lübnan'da çağrı cihazları eş zamanlı patladı. Ne oldu? Bu konuda çokça rivayet var. İşte bir yazılım e, yükleyerek... E, uzaktan kumandayla patlatıldı diyenler var. Bu çürük bir teori. İşte ne bileyim bataryası ısıtılarak batarya patlanması sağlandı deniyor. Bu da çürük bir teori. Çünkü cihazlar bir mesaj gidiyor ve o mesaja bakarken o e, şey patlıyor. Mesajın üzerine yani bir, bir tetikleme var, bir, bir farklı bir sistem var ve ağırlıklı olarak yaralanmalar e, e, yüzden baştan oluyor. Yani kişinin yüzü dağılıyor veya başından yaralanıyor. Çünkü cebinden çıkarmış mesaja bakarken. Haliyle bir yönüyle de mantıklı. Niye? Çünkü siz uzaktan bir şekilde patladın. O cihaz her yerde olabilir. Masanın üstünde olabilir, kişiden uzakta olabilir, başka bir yerde olabilir. Bir mesaj gelecek ve kişi tam da bunu okumak için yüzüne yaklaştırdığında patlayacak şekilde ayarlanmış. Yani son derece teknik bir istihbari organizasyon olduğu son derece net ve düşünülerek yapılmış bir eylem ve daha çok hasar versin diye hedef kitleye çok hasar versin diye düşünülmüş yapılmış ve biraz da aceleyle gerçekleştirilmiş bir eylem. Reuters bunu e, Mosa'da dayandırdı. Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ülke genelinde salı günü eş zamanlı olarak patlatılması hikayesini en az 9 ölü var 2750 ve biraz daha fazla yaralıdan bahsediliyor. 200'ünün durumu ağır Üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi Reuters'a ve başka bir kaynağa e, dayanarak Reuters bu haberi geçmiş. İsrail Dış İstihbarat Servisi yani Mossad, Hizbullah tarafından sipariş edilen 5000 ta, e, Tayvan yapımı çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirdi. E, birkaç e, birkaç kaynakta bunun aylar öncesinden planlandığını söylüyor. Akla en yakın teori bu. Yani Tayvan'daki şirket bir yönüyle kendini kurtarmış oluyor. Yani ben bu cihazları ürettim ama daha sonra diyor benden çıktıktan sonra birileri ne yaptıysa yaptı. Macaristan bağlantısından bahseden var, başka ülkeler var. Bir biçimde bu cihaz, bu cihazları Hizbullah'ın sipariş verdiği öğrenilmiş ve bu cihazlar yoldayken veya işte bir yerde neyse artık yazılım mı yükleniyor neyse aracı şirketler oralara sızılıyor ve oralarda bu cihazların içerisine muhtemeldir ki bir patlayıcı yerleştiriliyor. Birkaç gram. Ve sonrasında da e, Tayvan e, merkezli Gold Apollo bu çağrı merkezinin üreticisi ama cihazlarla ilgisi yok son tahlilde. Çünkü arada yerleştirilmiş bu şey. Ve o patlayıcılarda bir mesajla falan tetikleniyor veya ne bileyim işte bir kodlamışlar hangi mesajı göndereceklerse. Şirketin kurucusu biz sadece marka tescil yetkisi veriyoruz. Ürünün tasarımı ve üretimiyle bir ilgimiz yok demiş. Filan. Yani akla gelen soru gerçekten bu. Cebimizdeki cihazlar bir istihbarat örgütü veya örgütün kötü amaçları için kullanılabilir ve istedikleri zaman e, patlatabilecekleri bir silaha dönüşür mü? Cebimizdeki silah bir yönüyle de. Bölgeden e, bildiren Hediye Levent ki Lübnan'da Voice of America adına orada çalışıyor. Birkaç e, haftadır orada Lübnan-İsrail sınırındaydım. Beyrut'a döndüm. Havalimanını Beyrut merkeze bağlayan yolun büyük kısmı trafiğe kapatılmıştı. Trafik Hizbullah'a bağlı gençler tarafından yönetiliyordu. Beyrut'ta çağrı cihazının patlaması sonucu yaralıların kaldırıldığı bir hastanedeydim. Görgü tanıklarına göre çağrı cihazlarına mesaj geliyor. Mesajı okumak için cihazı yüzlerine yaklaştır, yaklaştırdıkları sırada patlama oluyor. Bu nedenle yaralıların çoğu yüzünden ve elinden yaralanıyor ki fotoğrafta da e, bu şekilde yaralanan biri görülüyor emniyet müdürü Mustafa okumuş ilk gelen bilgileri de değerlendirirken Hizbullah bu insanların çağrı cihazı kullanıp kullanmadıkları kullanıyorlarsa model ve numaralarını bilmesi mümkün olsun ancak bu istihbarat bir örgütünün ya yani bir istihbarat örgütünün bilebileceği iş diyor. Ayrıca aynı anda patlatabilmek için cihazların yani yazılımlarının aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla operasyonun yöntemi belli. Örgütün çağrı cihazlarını yenileyeceğini öğrenip yeni cihazlara örgütten önce ulaşmak. Çağrı cihazlarının hepsi son teknoloji böyle bir saldırı ancak cihazlara örgüte dağıtılmadan önce ulaşıp korsan yazılım yükleyerek yapılabilir demiş. Evet ve da Mossad bilgisini birkaç kaynağa dayandırarak geçti. Bir patlayıcı yerleştirdiği ve bunun bir mesajla tetiklendiği bilgisi. Evet ee, Herkesin aklındaki soru aynı: Bu mümkün olabilir mi? Peki buna bir cevabın var mı kestirmeden? Buna kestirmeden evet veya hayır demek mümkün değil. Evet cebinizdeki cihazlar kötü niyetli insanlar tarafından birer silaha dönüştürülebilir. Zaten izleme ve dinleme amacıyla kullanılıyorlar. Yani bu uzun yıllardır bilinen bir şey. Cebinizdeki telefonun e, mikrofonuna veya cihazlarınız hangi cihazı kullanıyorsanız mikrofonuna sızıyor, kamerasına sızıyor ve sizi ruhunuz duymadan kaydediyor, dinliyor. Hatta siz buna izin veriyorsunuz legal uygulamalarla. Konuştuğunuz bir konu hakkında önünüze reklamlar düşüyor. Bu uzun yıllardır bilinen bir konu fakat bu kötü amaçla da kullanılabilir. Yani cebinizdeki cihazlar yarın bir siber savaş çıktığında birer bombaya dönüşebilir. Burada biraz o cihazlar tespit edilip o cihazlara belki patlayıcı yerleştirilerek ve uzaktan kumandayla tetiklenerek falan bir istihbarat örgütü biçimin bir istihbarat örgütünün eylemi biçiminde planlanmış olabilir. Fakat e, bambaşka yöntemler de kullanılabilir. O açıdan da dünya şokta. Ve dünya bunu anlamaya çalışıyor. Bugün Lübnan'da Hizbullah'a veya Hizbullah üyelerine olan yarın bizim için de söz konusu olabilir. Tamam biz çağrı cihazı kullanmıyoruz ama ondan çok daha gelişmiş cep telefonları kullanıyoruz. Her yerimizde bu tür cihazlar var. İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save the Children Çocukları Koruyun. Gazze'de 710 yeni doğan bebeğin öldürülmesini kınamış ve birer kalp işaretiyle 710 adet bu kınama metnini yayınlamış, hiçbir ebeveyn çocuğunu kaybetmenin ızdırabını ve kalp kırıklığını yaşamak zorunda kalmamalı demiş. Evet, halen devam ediyor. 7 Ekim saldırılarının neredeyse birinci yıl dönümü. Ama o gün o saldırılarla başlayan savaş bitmedi bir türlü. Tek taraflı bir savaş. Savaş diyoruz ama tek taraflı bir savaş. Çoğu yönü itibariyle. Bu Lübnan'daki son çağrı cihazı saldırısının... E, da kurbanlardan biri de çocuk. Yani siz bir hedef gözeterek bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz ama arada yığınla da sivil gidiyor. Tamam istediğiniz diyelim ki terör örgütü olarak kabul ettiğiniz bir örgütün üyelerini ortadan kaldırmak. Ama o arada siviller de gidiyor. Ve İsrail bunu başından beri önemsemiyor. Ve yaptığı her saldırıdan sonra e, bizim hedefimiz örgütün karargahıydı, örgütün lider kadrosuydu filan işte sivilleri kalkan olarak kullan kullanıyorlar. Bu 3-4 tane argüman. Fakat hiçbirisi mazeret değil. Ve şunu da unutmayın. Bu tür eylemleri gerçekleştiren ve büyük zayiat veren kaç tane terör örgütü sayabilirsiniz ya da kaç tane devlet sayabilirsiniz? Hangisi terördür, hangisi örgüttür, hangisi değildir? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de kısır tartışma devam ediyor ama Mehmet Uçum, Hüdapar Genel Başkanı yapıcı Yapıcıoğlu'na cevap vermiş. Bu ilk dört madde tartışması. Önceki iki yayında da detaylı olarak anlattım. Anayasanın ilk dört maddesi tartışılabilir. Bizim için dördüncü madde değiştirilir. Biz sadece dördüncü maddeyi ahma anlatır gibi anlatıyoruz falan deyip Hüdapar dördüncü maddenin kaldırılmasını istedi. Dördüncü maddenin iptal edilmesini, değiştirilmesini istedi. Dördüncü maddede ilk üç maddenin kesinlikle değiştirilemez ve bu teklif dahi edilemez olduğunu ortaya koyuyor. Bu da Cumhuriyet'in, devletin, Türkiye'nin temel nitelikleri Dolayısıyla bu ilk dört maddeye savaş açmış oluyor e, Hüdapar, e, Genel Başkanı. Ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın ortağı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ortağı olunca da Cumhur İttifakı'nın bir şey demesi lazım. Önce önce çok tiz, çok cılız birkaç tepki oldu. Zaten ilk 3-4 gün hiç tepki olmadı. Sonrasında da Mehmet Uçum noktayı koydu. Mehmet Uçum esasen derin devletin saraydaki aparatlarından biridir. Değiştirilmezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatidir. Söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir deyip ilk dört maddeyi korumuş. Hiçbir yeni kuruculuk geçmişi sıfırlayarak yapılamaz falan diyerek de bu imkansız düşünülemez bile diyerek de saraydan noktayı koymuş. Bunu tek başına bir Erdoğan'ın sesi olarak düşünmemek lazım. Devletin hatta derin devletin sesi olarak değerlendirmek lazım. Mehmet Uçum'un bu çıkışını en önemli konu yargı, en önemli konu adalet. Adalet Bakanı Ankara'ya dünyanın en büyük adalet sarayı inşa edilecek edilecek deyince Cevheri Güven hatırlatmış. Ali Yeşilda ne demişti? Hırsızlık için sürekli iş üretmen lazım. Biz proje üretiyoruz demişlerdi 17 25 Aralık'tan sonra. Yolsuzluk yapsak bu projeler yükselir mi filan? Bu proje, bu projeler hayata geçer mi? Yollar, havalimanları, köprüler falan diye anlatıyordu Tayyip Erdoğan. Yahu Bilakis yolsuzluk için projeye ihtiyacınız var. Proje olacak ki oradan hırsızlık yapabilirsiniz. Ondan dolayı yolcusu olmayan havalimanları, hastası olmayan şehir hastaneleri, üstünden kimsenin geçmediği hazine garantili köprüler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Proje olacak ki hırsızlık olsun. Ama bunu da yedirdiler. Hani gene Ali yaşıldağın ifadesi hırsızlığı yapar sonra da kendini alkışlatır Sosyal medyaya operasyon geliyor falan gibi bir şey var. Fakat bu konu şu. Anayasa Mahkemesi e, 9 ay süre vermişti. Özellikle e, canlı sıkan içerikler veya canlı sıkan siteler veya sosyal ağlardaki paylaşımlarla ilgili. E, iktidara İktidar bir düzenleme yapmış. Hemen bunu kaynağından sildiriyordu. Erişim engeli getiriyordu falan birkaç saat içerisinde. Bu böyle bir şey olamaz demişti ve 9 ay süre vermişti. O 9 aylık süre 10 Ekim'de doluyor. Dolayısıyla iktidar, iktidarın sancısı 10 Ekim sancısı. 10 Ekim'den sonra bu işlerin tekrar serbest diyete e, serbest olmaması için yeni bir yasa çıkaracak daha da belki şey yapacak. E, ne derler? E, önlemleri sıkılaştıracak. Zaten hala hazırda böyle devam ediyor. Yani insanlara da öyle bir korku yaydılar ki öyle bir yani bir mesajı beğenmeniz, paylaşmanız, izlemeniz ne bileyim işte sokak röportajlarında kimse konuşmasın diye Dilruba Kayserlioğlu suç olmayan bir fiilden dolayı cezaevine konuldu. Orada ama Dilruba Kayserlioğlu'nu cezalandırmak değildi. Böyle düşünenlere böyle düşünenleri caydırmaktı. Ve bu konuda başarılı oldu mu? Oldu. O günden bu yana sokak röportajlarında etkili bir beyan görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Arada arada patlayan e, ne bileyim e, isyan eden insanların kimi görüntüleri düşüyor. Ayrı bir konu ama onlar sokak röportajı değil. Bu devam ediyor ve belli ki anayasa mahkemesi ne derse desin, mahkemeler ne derse desin, insan hakları, evrensel haklar falan filan falan ne derse desin. Sosyal ağlar tamam biz kendimize çeki düzen veriyoruz. E, Bunların hiçbirisi tatminkar değil. İktidar kontrol edemediği bu alanı, rejim daha doğrusu kontrol edemediği bu alanı bir biçimde zaten baskıladı. Belli ki daha da baskıları artıracak. Bu zaten görüntülenme, izlenme, beğeni oranları falan orada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sizin bu mesajları beğenmeniz, yorum bırakmanız, takip paylaşmanız ve bunu katlayarak yapmanız gerekiyor. Yani 100 bin, 200 bin paylaşılmış bir mesajdan dolayı 100 bin, 200 bin kişiyi tıkacakları bir cezaevi yok. Bugün de yok, yarın da olmayacak. Dolayısıyla buna kolektif bir tepki verilmesi gerekiyor. Değilse olmayan internetle ki zaten birazdan ona da bakacağız. İnternet altyapısı felç durumda Türkiye'de. Olmayan internetle zaten doğru dürüst izleyemiyordunuz, giremiyordunuz. Hepten kesilecek. Ohannes Kılıçdağ bir kulüp başkanının kapı kapı siyasetçi gezmesinin dışarıya verdiği görüntünün ne kadar kötü olduğunun farkındalar mı diyor Ali Koç'un heyetiyle beraber saraya çıkmasını bilmem kaçıncı görüşme. Fakat bu bir Türkiye fotoğrafı esasen. Yani yargı öyle, sosyal ağlar böyle ve herkes bir biçimde işi orada bitireceğini düşünüyor. Orayla konuşarak halledebileceğini düşünüyor. Ki Ali Koç birkaç hafta önce de Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş. Devlet Bahçeli arabasına kadar geçirmişti. Orada verilen mesajda Fenerbahçe'nin ve Ali Koç'un arkasında ben varım mesajıydı. Şimdi geçelim telekom internet meselesine. Türk Telekom CEO'su fiyatlarımız sudan ucuz demiş ve bu eleştiriliyor. Deniz Zeyrek de bu CEO'ya haddini bildirecek siyasetçi yok mu demiş. Hatta daha da o üslup, nobranlık, kibirlilik, ukalalık oturmuş milyar dolarlık şirketin başına yedi önünde yemediği arkasında bizimle dalga geçiyor demiş. Peki arkadaş bilmiyor musun? Bu adam Ümit Önal denen adam, bundan yaklaşık 9 yıl önce İpek Medya'ya atanan kayyım. O gün seyrettiniz siz ve içinde bulunduğunuz medya mahallesi, sizin çalıştığınız grubun haber kanalı CNN Türk polis tesislere girdi diye altyazı geçiyordu. Kimse ilgilenmedi, üzerinde durmadı. Bir avuç siyasetçi, bir avuç gönüllü dışında, bir avuç takipçi izleyici dışında. Ve bu adam o gün kayyım atanmıştı ve işini yapıyor. İktidarın bir aparatı olarak. Hala işte 5G e, teknolojisini getirirsek biz getiririz filan diyor. Avrupa 5G'ye geçeli 2-3 yıldan 2 yıl oldu. Herkes yüksek hızlı internetin keyfini yaşıyor. Telekom ana sağlayıcı, ana internet sağlayıcı durumunda. O işte süper online dediğiniz, diğer Türkcell dediğiniz. Hepsinin ana hizmet sağlayıcısı. Hele hepsi internet hizmetini oradan alıyor. Bir kısıtlama geldiğinde oralarda da kısıtlanıyor her şey. Ayrıca vaat ettikleri interneti de, vaat ettikleri hizmeti de, vaat ettikleri kalitede e, vermiyorlar. Siz ne bileyim işte 50 e, megabit, 100 megabit internet aldığınızı düşünüyorsunuz. Fakat gerçekleşme o değil. Tabelada, kağıt üstünde görünen o. Ama verim yok. Ve bir sürü de paratonla para ödüyorsunuz. Sonra başındaki kişi de çıkmış, sudan ucuz bizim tarifelerimiz diye sizinle dalga geçiyor. Siz de haddini bildirecek siyasetçi yok mu diyorsunuz. Bu kişiye haddi 9 sene önce bildirilmeliydi. Ümit Önal'a, İpek Medya kayyımına. 9 yıl önce herkes seyretti. Ondan sonra adamı Dijitürk'ün başına koydular filan falan öyle gitti. Ve siz tam sayfa ilanlar aldınız bu kurumlardan, Dijitürk'ten, Telekop'tan, bu adamın başında olduğu yerlerden. Adamla tam sayfa röportajlar yaptınız hiç butellere basmadınız. 9 sene sonra ağlıyorsunuz. Dilruba Kayserlioğlu demişken Özgür Özel'in aksine özür dilememiş. Kim üstüne kim alındıysa psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum demiş filan. Özgür Özel Dilruba Kayserlioğlu'nun sokak röportajında söylediği laflardan cümlelerden dolayı Dilruba adına özür diliyorum demişti. Yani bir kişinin hakkı ve haddi yoktur böyle bir şeye ama özür dilememiş kadın. Enteresan. Özgür Özel de dilediği özürle baş başa kaldı. Yorumlarda okuyorum. Ya işte Özgür Özel orada özür diledi ama işte ne bileyim gezi eylemcilerine, başkalarına işte sürtük, başka kelimelerle hakaret ettiği için Erdoğan'ın da özür dilemesini istedi. Ben özür diliyorum ama sen de bunlardan dolayı özür dile çağrısında bulundu gibi yorumlar bırakmışlar. Aşağıya okuyorum hepsini. Ne olur bırakın siz de bu konularla ilgili. Fakat gel, yani gelmedi öyle bir şey. Erdoğan Özür dile çağrısında bulundu. Yan yana fotoğraf verdiğinde İlruba ile. Özür dile çağrısında bulundu. Gaz gazetelere bunu manşetten verdi. Özgür Özel de özür diledi. Bir şartım var. Ben özür diliyorum ama sen de özür dile dedi. Erdoğan otellere basmadı. Neticede maksat hasıl oldu mu? Erdoğan açısından oldu. Bir yönüyle de Dilruba Özgür Özel'i yalnız bıraktı. Kendi özrüyle baş başa bıraktı. Gelinen nokta bu. Bakalım aşağıda ne diyeceksiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Okuyorum hepsini. Narin meselesi üzerinden gerçekten kamuoyu meşgul ediliyor. Bir sürü iddia var. Yani imamın cep telefonunda çıkan görüntüden işte aileden biri barajda çalışıyormuş da kızın cesedi bulunmasın diye suyun seviyesini yükseltmiş. Baraj sularının neyse, kapaklarını açmış. Bir sürü iddia var. Fakat ortada olan şey şu. Devlet bir aydır bunu çözemedi. Halbuki 20 haneli bir köyde Çapraz soruşturma etkin bir şeyle, hani ilk birkaç gün kayıtsız kalmış olabilirsiniz ama ondan sonra abandığınızda bu işi bitirirdiniz. Belki de bitirdiler. Fakat bununla kamuoyunu meşgul etmek istiyorlar. İktidar kalemleri de e, bunu çok sevdi ve bununla yürüyor. Yani e, iktidar kanalları, başta A Haber olmak üzere soruşturma ile ilgili her şey önce oraya sızdırılıyor ve bu konuda avukatlar, taraflar bile isyanda bizim görmediğimiz dosya, bizim görmediğimiz adli tıp raporlarını falan nasıl A Haber muhabirleri ediniyor falan diye. Çok tuhaf. E, bu yani bu soruşturmanın detayları ile ilgili detaylara girmeyeceğim. Girersek bu oluruz. Fakat bu aydınlanacak bir şeydi ve belki de birkaç gün içinde çözüldü. Fakat belki de ısrarla gündemde tutuluyor. Bakın yan yana yazan bugün Hürriyet'te yan yana yazan Abdülkadir Selvi ve Nedim Şener'in konusu bu. Narin. Hatta Abdülkadir Selvi geriye doğru bundan önceki 3 yazısında da narini yazmış sürekli. Yani sadece bu bile e, iktidarın çok hoş e, gündemi değiştirecek, gündemi kendine kitleyecek, insanları bir ay boyunca oyalayacak e, malzemeyi bulduğunu ve e, bununla yürüdüğünü gösteriyor. Sadece bu ekrana getirdiğim grafikler bile. Çarpıcı bir. Türkiye fotoğraf. Peki bunlar neden böyle oluyor? Onunla bağlayacağım market, e, manşeti. Özgürlük Araştırmaları Derneği enteresan bir araştırmaya imza atmış. Ve bu araştırmada Cumhurbaşkanı'nın diyor yüksek yargı organlarının üyeleriyle gerektiğinde karar verecekleri dosyalarla ilgili görüşe... Yani Cumhurbaşkanı yargı isterse müdahale edebilir. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum diyen yüzde kırkın üstünde. Meclisin çıkardığı kanunların anayasa mahkemesince iptal edilmesi demokrasiye aykırıdır. Yani anayasa mahkemesinin bypass edilmesini savunanlar. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum diyenler yine yüzde kırk, kırka yakın. Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde Kürtçenin Türkçe ile birlikte eğitim dili olması kabul edilemez. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum topladığınızda yüzde altmışı geçiyor. Devletin yetkilerine hiçbir sınırlama getirilemez diye sorulmuş. O da yüzde otuzu geçiyor, yüzde otuz üçü, otuz beşi buluyor. Yani enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için marketlerdeki fiyatlar daha sıkı denetlenmelidir diye de bir soru sorulmuş. O da neredeyse %100'e yakın bir çoğunlukta evet. Marketleri denetleyin. Fahiş fiyatlarla bu şekilde mücadele edilir diyor. Bu toplumun e, propagandayı fenalde aldığını kabul ettiğini gösteriyor. Yani enflasyonla mücadele etmek için marketleri denetleyeceksin. %100'e yakın bir çoğunluk. Devlet yet, devlet istediğini yapar yüzde otuz otuz Kürtçe, Türkçe ile birlikte eğitim dili olması kabul edilemez yüzde üstünde. Anayasa Mahkemesi ne hakla meclisin çıkardığı kanunları iptal eder %40, Cumhurbaşkanı yargıya elbette müdahale eder o da yüzde kırkın üstünde. Evet neticede de istedikleri toplumu e, ya da istedikleri toplumu oluşturmuşlar. Belli bir noktaya getirmişler hani tava getirmişler. Böyle bir durum var. Dolayısıyla mücadele ettiğiniz, edeceğiniz konular zor. Bizim nesil dahil iki nesil gitti ve bundan sonraki nesilleri kurtarmak ve bundan sonraki nesillerin bütün bu konularda doğru bakış açısına kavuşmaları için çok çabalamamız gerekiyor. Çok çabalamak gerekiyor. Çok çabalamanız gerekiyor. Diyor ve bir manşeti daha bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. O arada. Epeydir girmedim bu Schengen meselesi, Avrupa e, Birliği meselesi e, gibi konulara. E, ne bileyim işte bir takım vize engellemeleri, Avrupa'nın kendi içinde bir takım sınır kontrollerini artırması. Hepsini takip ediyorum, hepsini toparladım. Muhtemelen Cuma günü bununla ilgili özel bir yayın yapacağım. Yani gündemden bağımsız, Almanya'da sınır kontrolleri var. E, Hollanda, İsveç artık şeyleri sığınmacıları püskürtüyor. İngiltere'nin kendine göre bir mücadelesi var, İtalya'nın kendine göre bir mücadelesi var. İtalya ile İngiltere başbakanları daha yeni dün dile belki gün bu konuda bir araya geldiler. Avrupa Birliği'nin kendine göre bir e, eylem planı var. Bütün bunların hepsiyle ilgili ne oluyor, nereye gidiyoruz? Ülkeler kendi içine mi kapanıyor? Göçmen meselesi ne olacak? Schengen meselesi ne olacak falan gibi konuların hepsinin cevabını bulacağınız bir yayın toparlıyorum. Bunu muhtemelen cuma günü yapacağım. Gündemden bağımsız olarak. Ee, bu konulara yer vermiyorsam atladığım manasına gelmez. Spesifik olarak bu konuya özel bir yayın Cuma günü olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.